Select. CRUD yapısında ilk olarak READ yani okuma işlemi anlatılacaktır. Veri tabanındaki verileri çekmek yani okumak için SELECT deyimi kullanılır. SELECT deyiminin söz dizimi şekildeki gibidir. Burada yıldız işareti tablo içindeki tüm alanları temsil etmektedir. Eğer belirli alanlarda bulunan verilere ihtiyacınız varsa buraya alan isimlerini yazarak veri tabanından çekilecek alanları sınırlayabilirsiniz. PHP MyAdmin'deki SQL alanına şekildeki deyimi yazın. Sorguyu çalıştırdığınızda tablodaki tüm alanlar yerine adları yazılan alanların geldiğini görebilirsiniz. Eğer belli koşullara uyan verileri listelemek ve seçmek istiyorsanız, ver deyimini kullanmanız gerekir. Ver deyiminden sonra hangi alana koşul uygulanacaksa, o alanın adı ve ardından koşul yazılır. Örneğin ID değeri 1'e eşit olan veriyi seçmek için şekildeki deyim yazılır. Sorguyu çalıştırdığınızda sadece ID değeri 1 olan verinin getirildiğini görebilirsiniz. Koşul belirtirken büyük, küçük, büyük eşit, küçük eşit, eşit ve eşit değil ifadelerini kullanabilirsiniz. Tablodan çekilen veriler tabloya eklenme sırasına göre görüntülenir. Bunu değiştirmek için order by deyimi kullanılır. Belirlediğiniz alana göre sıralama yapmak için ASC ve DESC deyimleri kullanılır. ASC deyiminin kullanımı şekildeki gibidir. Bu sorguyla da çekilen veriler belirtilen alana göre küçükten büyüğe sıralanmış bir şekilde görüntülenir. DESC deyiminin kullanımı şekildeki gibidir. Bu sorguyla çekilen veriler belirtilen alana göre büyükten küçüğe sıralanmış bir şekilde görüntülenir. LIMIT deyimi ile veriler içinden belirlediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Deyimin kullanımı şekildeki gibidir. LIMIT deyiminden sonra Aralığın ilk değeri ve son değeri yazılır. Sorgu çalıştırıldığında sadece seçili olan aralık görüntülenir. Metin içeren alanlarda arama yapmak için like deyimini kullanabilirsiniz. Örneğin adres bilgisi içeren bir alanda belirli bir semti aramak için like deyimini kullanabilirsiniz. Şekildeki sorgu adres alanında içinde Taksim kelimesi geçen verileri listeleyecektir. Yüzde işaretleri joker karakterlerdir. Yüzde işareti aranacak kelimenin başına ve sonuna koyulduğundan adres alanında Taksim kelimesinin geçmesi yeterlidir. Yüzde işareti bir veya birden fazla karakterin yerine geçebilir. Bir başka joker karakter olan alt çizgi ise bir karakter yerine geçer.